Kudüs'ü özgürleştirmek Allah'a ahdimizdir. Bugün günlerden Kudüs. Ramazan'ın son yararlanan ise her zaman olduğu gibi Siyonist İsrail'dir. Siyonistler Filistin direnişinin kardeşiz, kardeşiz, kazanacağız. Ümmetiz. Müslümanların vahdetinin İsrail her türden işkence ve eziyetin reva görüldüğü binlerce mahkum elde kalmış bir avuç topraklarına Amerika'nın Suudi Arabistan üzerinden başta Türkiye ve İran olmak üzere Hamas'a, İhvan-ı Müslümin'e ve Hizbullah'a ayar verme teşebbüsü geri tepti. Müslüman halklar Amerika'nın ılımlı radikal Şii Sünni tüm Müslümanları karşı cephede birer düşman olarak gördüğüne tanıklık etti. Bu gelişme vahdet bilincimizi tekrar kuşanmamıza vesile oldu. Siyonist işgal çetesi hiçbir meşru dayanağı olmamasına rağmen 69 yıldır bu coğrafyada dünya şer güçlerini de arkasına alarak kan ve gözyaşı döküyor. Siyonistler üç kutsal mescidimizden biri ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve Müslümanları başta Kudüs olmak üzere tüm Orta Doğu coğrafyasından çıkarmak için her türlü hile ve zorbalığı uyguluyorlar. Mescid-i Aksa'nın altına tüneller kazarak sinagoglar inşa ediyorlar. Mescid-i Aksa'da ve civarındaki diğer kutsal mekanlarda en ufacık bir restorasyona müsaade etmeyen Siyonist İsrail rejimi Mescid-i Aksa'nın altını oyarak yıkılması için her yolu deniyor. İslam ümmetinin izzeti için bugün Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde Müslüman ve mazlum halklar bir kez daha ayağa kalkarak Siyonist rejime ve onun doğal müttefiki büyük şeytan Amerika'ya karşı verdikleri mücadelede kararlılıklarını yineliyorlar. Rahmetli İmam Hümeyni'nin bizlere miras olarak bıraktığı Kudüs gününü bu kararlılıkla her yıl Ramazan'ın son cumasında ihya ediyoruz. Şeyh Ahmet Yasin'in Rabbine şikayet ettiği ümmetin suskunluğuna son vermek adına toplandık bu meydanda. Rabbimize Kudüs özgürleşip İsrail uğru Orta Doğu'dan silininceye kadar mücadelemize devam edeceğimize dair verdiğimiz sözü bir kez daha haykırmak için geldik bir araya. Filistin intifada hareketi Siyonist rejimin ve işbirlikçilerin sonunu getirecektir. 2008 ve 2014 yılındaki Gazze direnişi bu iddialarımızın ispatı niteliğindedir. Sakarya halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa gibi kutsallarımızı korumak, Filistin davasının her daim yanında yer almak noktasındaki kararlılığımızı sürdüreceğimizi bu meydandan bir kez daha deklar ediyoruz.